Şarkını gerçekten beğendim. İstiyorum, alacağım, gideceğim. Demiş ki olmaz diye, yeter ki sen candan iste. Çok yakışıyoruz, öyle değil mi? Güzellik diyorsunuz, güzellik var. Tatlılık diyorsunuz, tatlılık var. Daha ne bekliyorsunuz ki? Boyu mu sorun yapacaksınız yani? Ha, ona da topuklu var. Ha, topuklu da var. Seni hiç düşünme. Olur olur, bal gibi olur. Hayır, kızacağım, hadi kızamıyorum gidelim ya. Vallahi kızacağım, kızamıyorum şu anda. Ya, iddialıyım diyorum, anlamıyor musun? Alacağım, gideceğim. Tamam, onu ben görüyorum da. 80 milyon insan var. Ne gördüm ben de? Ya ne bileyim, gülüşünü beğendim. Yani seni beğendim. Sonuçta bir şeyler hissettim sana karşı. Evlenmek istediğin erkek Serkan mı? Tabii ki evet. Sen düşün yine, neler olmaz bu alemde. Bin dereden su getirme, yanıma gel gel gizlice. Geldiniz. Attın mı heyecanını biraz Öznur? Evet. Evet. Ne oldu? Çok durgunsun. Hayırdır? Yo. Dünkü şeyden eser yok Öznur'da. Halbuki kahvaltıya da gitmiştiniz. Evet, kahvaltı yaptık. Ben daha mutlu gelirsin diye düşündüm. Dur bakalım, çözeriz birazdan. Çiftimiz kahvaltıya gitmiş. Bir izleyelim görüntüle, buyursunlar. Değerli izleyenler, işte Öznur sonunda nokta atışını yapacak. Öznur, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hamarat olduğunu sen söylemiştin aslında. Evet, hamaratımdır. Şimdi de Serkan'a kahvaltı hazırlayacağım. Bundan sonraki aşama ne, yumurta mı? Evet, yumurtamızı yapacağız. Bu iki yumurta sadece Serkan için değil mi? Evet, tabii ki. Tamam, hazır domatesi doğranmışken ben de sana yardım edeyim mi? Kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Bu dünyada sevgi büyük ihtiyaç. Herkes sevmeye, sevilmeye muhtaç. Herkesle dost ol, herkesle arkadaş. Ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Beğendin mi yumurtamı? Mesela tuzlu olmuş olmayacak. Gönlünü çalabildin mi? Henüz değil. Beni bunlarla kandıramazsın. Yani. Serkan, başla. Afiyet olsun Serkan. Ne düşünüyorsun bu sabahki kahvaltıyla ilgili? Yani biraz kötü yerden girdi. Ben dayanamıyorum abi yemek görünce. Öznur'la ilgili bize biraz daha böyle gerçekten içinde ne var? Yani şu an Öznur'la alakalı aklımda hiçbir şey yok aslında. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama ona bir şans verdim. Yani bu da bir şans. Ama Öznur'un farklı bir aurası var. Yani çok konuşkan, çok böyle şirin bir hanım. Kısmet ileride ne olur ne biter bilmiyorum. İnşallah o şansı farklı kullanmaz. Arkadaş, ömrümüz geçiyor bak yavaş yavaş. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Elleriyle hazırlamış Öznur. Evet, yumurta yaptım. Yumurta yaptın. Pişirdim yani. Pişirdi. Salata doğradım, domates doğradım. Ha. Öyle. Nereden çıktı bu kahvaltı hazırlama fikri? Yani sonuçta yemek yemeyi seviyor. Ha. Kahvaltı yapıyoruz biz de. Yani yumurta kırayım dedim. Bunu da ben yapayım dedim. Mutfağa girmiş Serkan. Beni biraz araştırmış ama birazcık yanlış araştırmış. Niye? Yani sevdiğim şeyleri biliyor ama sevmediğim şeyleri bilmiyor. Ha. Aynen. Çok değişken biri. Çok değişken birisin ya. Hani zor bir insansın. Öyleyimdir. Mesela bugün, mesela dün, mesela ilk geldiğin gün. Sürekli değişiyor yani. Nasıl değişiyorum? Ne gibi? Bildiğimiz. İlk geldiğin gün, tamam. İkinci gün, birazcık hani, hadi heyecan diyelim. Bugün geliyorsun, surat asık, susuyorsun, konuşmuyorsun.
Seninle alakası yok. Neyle alakası var? Ya biraz moralim bozuk olabilir neyle yani sonuçta. Var? Neyle, niye biz de moralim insanız bozuk yani? Yani. Ya tamam insan olabilirsin de bunu bana niye yansıtıyorsun yani? Benim de moralim bozuk bugün. Ben niye sana yansıtayım bunu? Sen de bana yansıtıyorsun. Bak galiba mesela Zuhal Hanım, ben içeri girdim Zuhal Hanım'ı da ben sizin de yanlış anlamayın Zuhal Hanım, suratınız düşük gördüm ama. Ben başka bir şey sinirlendim biraz evvel. Ha. Ondan. Sizinle alakası yok. Tamam. Üzüldüm yani öyle. Hep güler yüzlü gördüğüm için sizi. Evet. Mesela insanlar değişebiliyor ama ben yansıtmıyorum yani. Sen niye yansıtıyorsun? Bak sevdiğim şeyleri biliyorsun. Beni araştırmışsın eyvallah. Sevmediğim şeyler de var. Ben değişken insan sevemiyorum. Zorluyorsun beni yani. Çok zor bir insansın. Hani bana kendini sevdirmek için kendini zorluyorsun. Farkında mısın? Ama yapamıyorsun işte. Hatalar yapıyorsun sürekli. Ne yapıyorum? Değişiyorsun işte. Dün geliyorsun. Farklısın. Ondan önceki gün daha farklısın. Bugün daha farklısın. Beni iyi izlediysen geçen benim ilişkim mesela bu yüzden bitti. İlk gün geldi. Her şey iyi, hoş falan. Tamam, sıkıntı yok. İkinci gün laf sokmalara başladı. Üçüncü gün de bitti. Olabilir. Bak, şu anda da susuyorsun mesela. Haksız mı sence Serkan bu tespitin? Haklı. Haklı ama yani. Süper. Haklıysam sıkıntı yok o zaman. Yani. Hani dün ne oldu? Tanıdıkça... Alacağım gideceğim diyordun. Alacağım gideceğim diyordun. Evet dedim. Sabah kahvaltıda orta halli, neşeliydin. E şimdi buraya geldik, surat asık. Tanıdıkça soğumaya başladım. Beni hiç mi? Konuşmak gerekirse. Evet. Aa. İki günde ne soğudun? İki günde değil, bir günde. Yani bir günde yani. Daha ilk defa bugün vakit geçirdik. Neden soğudun? Hangi hareketleri soğuttu ki senin? Yok, hareket falan soğutmadı. O şu anda benim ne diyeceğimi, ne karar vereceğimi anladı. Hemen savunmaya geçti. Hep de öyle olur. Şu anda herkese soralım. Sizce? Ya o Zuhal Hanım, o çok yanlış bir cümle kullandın kardeşim. Gördükçe, tanıdıkça soğumaya başladım demek. Ne demek ya? Yani evet, yok bak bir ne? Saniye. Bir saniye, bir fırsat Demir verelim. Abi. Hani bak diyorum ya, o benim ne karar vereceğimi anladı. Anladın mı? Önce mi davranıyor? Anda... Önce ben mi diyeyim? Aynen hayır. Öyle. Yok, evet, sıkıntı anladım. Yok. Ama bir soralım, öyle mi gerçekten? Özür, öyle mi? Ya ben Serkan'ı beğenerek geldim. Evet. Hoşlanarak geldim. Çok da belli ettim. Gerçekten hani zaten. Duygularımı da açıkladım. Fakat evet. Serkan'ın bana karşı benim kadar sevgisi falan yok. Sevgisi yok, hiçbir yok. Şey yok. Yani saygısı da yok. Ne olabilir yani? O derece. Saygı derken ben sana nerede saygıda kusur ettim? Onu bir söyler misin? Davranışlarında böyle diyorsun. Yok, ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ne yapabilirdim yani? Söyler misin? Kahvaltı hazırladın, teşekkür ettim. Onun dışında bir saygısızlık yaptın mı sana karşı? He? Bak madem her şeyi açık açık konuşuyoruz, kartlarını açık oynayacaksın. Bilmiyorum sen. Ben şu anda bu yaptığından onu anlarım. Ben sana bugün olumsuz diyeceğim. Bunu sen anladın. Değil mi? Şu an davranışlarımdan, konuşmamla. Önce sen şey yaptın hani... Konuştukça, görüştükçe soğumaya başladım dedim. Bu çok çirkin bir cümle. Bilmiyorum Serkan yani... Ya çok değişik bir insansın, farkında mısın? Bunu tek düşünen ben değilimdir ha. Gerçekten. Özür, açıklasana bize. Sevgisi yok, olamaz da zaten. Çünkü o sen geldin ona talip olarak ve çok yoğun şeyler söyledin. Sevgisinin olmaması ben geliyorum, normal. Ama hep... ben... Serkan'la ilgili tek kabul edemeyeceğim şey saygısızlıktır. Hiç öyle bir şeyini görmedim bugüne kadar. Sana yaptığını ya ben, da görmedim. Zuhal Hanım lafınızı kestim. Bilmiyorum hani kahvaltıda bir şey mi yaşadınız onu soracağım. Yo, ama. Gayet kahvaltı iyiydi. Kahvaltı güzel geçti. Gerçekten tamam, güzel geçti. Ben Mehmet abimle, Gökay abimle ama yani, çok teşekkür ediyorum. Ama yani bana geldikçe kendisi soğuk davranıyor bana. Ha, bak o ayrı, onu söyle. Onu anlarız. Soğuk davranıyor ayrı ama saygısızlık başka bir şey. Ya benden bir günde ne gibi sıcaklık bekliyorsun? Ben bu hataya düştüm mesela. Ben burada da söyledim. En son ilişkim biterken. Gelen taliplerim arasında benden sıcaklık beklemesin ilk günlerde dedim. Çünkü ben farklı lanse ediliyorum ekrana karşı, izleyenlere karşı, buradakilere karşı. Hemen iki günde kızın elini tuttu falan çıktı diyorlar. Anladın mı? Bu ben yüzden öyle bir şey yani. Beklemiyorum zaten. Öyle bir şey beklemiyorum değil. Bak ben şurada gelen herkese iyi, güzel, hoş
Serkan'a karşı bir şeyler hissediyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum diyor. Olumsuz diyeceğim zaman neden böyle oluyor? Neden hemen Serkan'dan soğuyorlar, Serkan'ı kötülemeye çalışıyorlar? Neden? Sen de şu anda aynısını yapıyorsun. Hani tepkileri çok takıyorsun ya. Evet, burada diyorsun ya işte şey, özür dilerim, sosyal medyada bana şöyle yapıyorlar, böyle yazıyorlar. Şu anda açtığında ne yazacaklar sence? Nasıl bir tepki alacaksın bu davranışlarınla? Çok takıyorsun ya. Artık takmıyorum. Artık takmıyorsun. Evet, takmıyorum. Eve gidince takacaksın ama, emin ol. Allah bu davranışlarından Allah. Sonra. Gerçekten ben çözemiyorum seni. Nasıl bir davranışın, nasıl bir insan olduğunu gerçekten çözemedim. Çözemezsin de zaten. Zor biriyimdir. Yok zaten ben hani ipte bağlanıyor yani. Onu çözemediğimden beri, ben kesmeyi öğrendiğimden beri böyleyim. Anladın mı? Şu anda da kestim zaten. Çözmek İyi. İstemiyorum. Peki, Loca çok ısrarlı konuşmakta. Kısa kısa lütfen, herkesten kısa kısa. Demir abi, bak şimdi kısa kısa yüklenecekler sana Serkan, bu davranışından sonra. Bugüne kadar sizin de dikkatinizi çekmiştir. İlk defa bu kadar konuşkan hanımefendiye karşı, değil evet, mi? Evet, evet. Bu da geçen gün de söyledi. Bu da bir değer verdiği içindi ama kardeşim bunun kıymetini bilemedi bence. Efendim Hera. Bir insanın duyguları iki gün içinde nasıl değişiyor, ben bunu anlamıyorum. Serkan'ı alacağım gideceğim diyen kadın şimdi böyle mi yapıyor? Bu ne saçmalık yani? Evet, bir cevap versin Öznur. Çünkü Serkan gerçekten kimseye taviz vermeyen, lafının altında kalmayan insan. Senin karşında susup, seninle konuşup, seninle bir şeyler yapıyor, seninle kahvaltıya gidiyor ve sen diyorsun ki benim duygularım değişti. İki günde bir insanın duyguları değişmez kardeşim. Tamam, bunu bir öğrenelim, cevabını alalım Öznur. Ya gerçekten Serkan'ı beğenerek geldim. Gerçekten hoşlandım. Evet, çok belli. Adım adım attım ama hiç bana yani ne hiç tavırları, davranışları bak gerçekten... Şimdi. İki günde bu çocuk sana nasıl soğuk duygu gösterdin bana Serkan? Bir dakika, bak hala aynı şeyi tekrarlıyorsun. Soğuk davranıyorsun diyorsun. Beni gerçekten izledin mi? Bana doğruyu söyle. İzledim. Gerçekten izledin. Hani... Benim nasıl bir insan olduğumu biliyor musun? Benim belli zaten neydi sevip sevemeyeceğim. Yemeği seviyorum. Bunda sıkıntı yok. Peki karşımdaki insanın nelerden hoşlandığını, neler yaptığınla ilgili onunla alakan var mı? Yok. Fazla bir gün geliyorsun şöyledir yani. Böyledir. Yani, bak sana ben bir efendim, şey söyleyeyim mi? Fazla izlemedim. Sadece gördüm, beğendim. Hani böyle ayrıntılı şekilde izlemedim. Haydi buyur tam ya. Tam tersini söylüyordun iki gün evvel. Haydi buyur ya. Diyorum ya, değişken bir insan. Özür, hakikaten sen çok şaşırtıyorsun şu an herkesi, beni. Yani gerçekten ilk geldiğin gün, dün ve bugün arasında dağlar, üç farklı Özgür gördüm ben. Çok izledim. Hangisi çok gerçek? Beğendim. Bilemedim. Çok ısrar ettiler. Şöyledir, böyledir. Şimdi daha 3 saniye önce söyledim ya, izledim mi? Evet izledim diyorsun. Beğendim diyorsun. Şimdi de Zuhal Hanım'a diyorsun ki fazla izlemedim. Bir dediğini tutmuyor. Hani diyorlar ya sana, eleştiriyorlar ya, yapmacıksın. Gerçekten yapmacıkmışsın hiç ya. Hiç de bilene. Gerçekten şu anda pişman oldum sana verdiğim yani. Şansa. Gerçekten. Senle kaybettim. Bana soğuk davranman gerçekten... Ya benden ne sıcaklık bekliyorsun ya? Niye bağırıyorsun bir günde ya? Ne sıcaklık bekliyorsun? Aynı şeyleri tekrarlıyorsun, farkında mısın? Hadi. Ne sıcaklık bekliyorsun benden? Sana soğuk davrandığı için mi sen de böyle? Evet. Allah Allah. Bütün sıkıntı ona mı kızdın? Evet. Sonuçta yok, ben sen ona karşı... Yok, sen şu an sıcağı görebileceğine inanıyor musun? İnanmıyorum, ha? İstemiyorum da zaten. O sıcaklığı istemiyorum artık. Ha, istemiyorsun. Özgür, Zuhal Hanım. O sıcaklık yok Özgür'e zaten artık. Özgür'e bir şey söylemek istiyorum. Özgür'cüğüm. Bana bakar mısın kızım? Bak ben sana dün bir şey söyledim değil mi? Biraz daha kendin olsaydın Serkan bu kadar konuşmazdı. Sen dün hareketlerini çok abarttın. Abarttığın için erkekler bunları sevmez. Onun için bak bugün hüsrana uğradın. Ve bugünkü tavrın dağlar kadar değişik. Esas kendin bu mudur? Ben cevap bekliyorum senden. Acaba hani çözmeye çalışıyoruz. Duygu karmaşasından mı böyle yaşıyor? Evet, ya yok ben... Çok fark ben... var. Hadi sen de başla. Ailem izliyor, o izliyor, bu izliyor. Sen de başla hadi. Hadi sen de başla. Canlı yayındayız. Sıkıştınız mı hemen bir kaçmaya şey yapıyorsunuz ya. Ortaya bir laf atıyorsunuz. Hayal kırıklığından mı böyle davranıyorsun? Yani... Evet. İşte bak, ama kendi ağzıyla bunun... söyledi, gene yalanlar şu anda bak Zuhal Hanım.
Ama şimdi böyle yaparak daha da işleri kötüye götürdün. Yani tepkin biraz farklı oldu Özgür. Bu ya biraz de... soğudum ya böyle. Çok soğudum gerçekten böyle. Davranışları falan böyle itici geliyor bana artık. Dünkü yani ne bileyim bir umutla geldim ama... Umutla da gidersin artık. Umutla da gidersin artık. Hayır mı diyorsun Serkan? Sonuna kadar. Sonuna kadar. Ben hani gerçekten hani sürekli diyorum ki Zuhal Hanım eve gittiğimde hani bugün hata yapmayacağım, bugün hata yapmayacağım. Sürekli hata yapıyorum ya ben taliplerimle ilgili. Bu da bir hata benim için. Bu hanımefendi de bir hata benim için. Öyle deme, öyle deme. Öyle demek zorundayım ya Zuhal Hanım. Evet diyeceğim anlayıp Serkan'dan soğudum. Ne demek? Nasıl bir çirkin cümledir bu ya? Böyle bir cümleyi nasıl kurabilirsin ya beni tanımadan etmeden ya? He? Bana seni diyor tanıyorum. Saygısızca davrandı. Bir ya... tane dur. Neyi? İyi mi tanıyorsun? Nereden tanıyorsun? İzlememişsin ya hiç. Ya davranışlarına sonuçta beraber zaman geçirdik. Kahvaltı yaptık. Aa, bir tek kahvaltı yaptınız tatlım bir yani... saat falan. Zuhal Hanım. Ya o cümleyi yine kurmayacağım. Şu an çok şaşkınlık içerisindeyim ben. Bir şey söyleyeyim. Siz mi ben mi izleyeceğim mi? Öznur yani bak ablan olarak konuşacağım şimdi. Hani sunuculuğu falan bir tarafa bırakalım. Sadece ya, Serkan'la olan değil. Bundan sonraki seçimlerinde de hayatında da ikili ilişkilerinde de arkadaş ilişkilerinde de gerçekten tutarlılık çok önemli bir şeydir. Bizi biz yapan karakteristik özelliklerimiz vardır. Bir de duygularımız vardır. Bunlar birbirine karıştığı zaman ortaya aşure gibi bir şey çıkar ve kimse seninle ilgili sağlıklı karar veremez ya da sen de veremezsin. Hani net olman lazım. Bir şeyleri isteyerek, bilerek, bilinçli yapman lazım. Ya da duyguların karışıksa bunu anlatmanın başka biçimlerini bulman lazım. Ya duygularım yani, gerçekten karışık ona karşı. Yani özde ve dilde bir tutarsızlık oldu. Duygularım karışık ona karşı gerçekten. Yani ne bileyim. Tatlılık desen tatlılık, güzellik desen güzellik, boy mu istiyorsun? Ona da topuklu var. Ego zaten zirvede. Ego da zirvede. Serkan'ı alacağım, gideceğim buradan, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bana ona hayır deme şansını vermeyeceğim. Bugün geliyor Serkan olumsuz diyecek ya, soğudum. Aha, anlat, dinliyorum, anlat. Ben gerçekten konuşmak istemiyorum artık, hani yorum yapsınlar Zuhal Hanım ya. Loja ile konuşsun yani. Muhammed, ego İbrahim, dediğin acaba o mu yara aldı? Yani kendini reddedilmiş hissettiği için de bu tepkisi olabilir mi acaba? Vallahi üzülme ben hayır demeyeceğim sen hayır de. Hadi. Ben demeyeceğim bak sen hayır de. Hadi. Ne saçmalıyorsun Serkan? Bak onu kestiler mesela onu deme. Önce yayında ne konuşacağına dikkat et bence. Olur mu? Bak biz buraya girerken Zuhal Hanım'ın sayesine... Canlı yayında söylenecekler, söylenmeyecekler okunuyor orada. Onları bir oku. Olur mu? Arkadaşlarla seni baş başa bırakıyorum şu anda. Evet Begüm. Begüm'ün mikrofonu açıl. Açık mı? Biz şimdi dün seni ağzımız açık izledik ya. Böyle evet. Şaşırdı nasıl yani falan diye. Sen buraya öncelikle bir umutla değil bir havayla geldin. Ama baktın ki o böyle devam edemeyecek. Ben baş edemeyeceğim dedin. Ve kendi özüme döneyim dedin. Şu an kendi özünü kanıtladın. Serkan da bunu gördüğü için zaten seninle devam etmez. Ben sana zaten dün söylemiştim böyle olmayacağını. Çok beklediğimiz bir karardı canım. Peki Özgür'e verir miyiz mikrofonu bir de? Yakın arkadaşı çünkü Serkan'ın. Ben de Özgür'ün aslında çok fazla duygu karmaşasından dolayı evet, böyle davrandığını hissediyorum. Sanırım öyle bir şey oldu, evet. Onu hani biraz Hanife'ye benzettiler. O biraz kötü oldu, bilmem ne oldu ama... Ben zaten Hanife'nin yerini dolduracağını düşünmüyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Tırnağı olamaz ya. Hanife'nin yerini dolduracağını düşünmüyorum asla. Ben Hanife olmak Serkan istemiyorum tarafından zaten. Serkan tarafından da. Ben Hanife olmak istemiyorum zaten. Ben Öznur'um. Serkan'a geldim. Serkan'ı beğendim herkesin... ama Serkan'la anlaşamıyoruz. Sürekli tartışıyoruz. Sürekli kavga ediyoruz. Kahvaltıya gittik ama ne yapalım yani olmuyor. Ne yapalım? Müslüman. Müslüman. Dur. Ne kadar oldu ki daha kavga ediyoruz şu an? 5 dakika. Sanki aylardır beraber misiniz gibi. 45 çok dakika şaşkınım. Görüştük ya. Melisa. Ya çok komik ya valla. Şey dedin ya aslında Begüm özüne döndü diye. Şu an özü bu mu? O da belli değil zaten. Arkada bir telefon konuşmasını duymuştum ben arkadaşın. Serkan peşimden koşacak benim diyordun. Koşamadı. Ne zaman? Melisa sen ne diyorsun? Yapma.
yapma. Seni çağırdık biz. Kızlarla hep birlikte çağırdık. Bir saniye dedim ve sonra çıktım ben. Yalan tekrar kapıyı açtım çıktım. Ben öyle bir şey söylemedim Melisa. Yanlışım var. Ya arkadaşlar bekliyorum. Ha, bak bak yok yok. Bak ben sana inanıyorum. Ben bu sabah iki kere şahit oldum. Gökay abimler. Söylüyorum ona ben öyle bir şey söylemedim. Tamam ben yalan söylüyorum. Peşim yalancısı Nagihan yalancısı da biz yalancıyız. Lütfen onları bilemeyiz ne konuştuğunu ne konuşmadığını. Sen söylediklerini gerçekten unutuyorsun. Bak milletin eline malzeme veriyorsun. İlk, dedin ki ilk geldiğinde ben Serkan'ı çok izledim, çok beğendim öyle geldim. Şimdi Zuhal Hanım sordu dedi ki pardon özür dilerim. Gene ben dedim izledin mi beni gerçekten? Evet çok izledim. Zuhal Hanım 3-4 saniye sonra bir daha sordu. Sen gerçekten Serkan'ı izledin mi? Pek izleyemedim. Sen kendinle mi çelişiyorsun ya? Şu an evet öyle bir şey yaşıyor olabilir. Hem düşünceleri hem duygularıyla kendi içinde de bir muhakeme yapması lazım. Belli ki kafası karışmış, duyguları birbirine girmiş. Evet, duyguların birbirine girdi gerçekten. Evet, evet. Hay Allah yani keşke böyle olmasaydı Öznur. Ya ben üzüldüm senin için de ama Serkan'ı da biraz haklı buluyorum burada açıkçası. Locaya da ona keza. Gerçekten de keşke böyle olmasaydı ama olumsuz karar aldı Serkan Öznur'la ilgili. Ben de olmuş diyorum zaten. Peki, kısa bir reklam arası efendim.